Türkiye, 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 Türkiye. Şey, kömürümüz var, kömür. Hocam, kömürü odun mu yakıyorlar? Kömür. Odun aldık. He. Odun aldık. Odunlar her şeyi aldık. Her şey, tamam. Kendisi de sıkıntı da. He. Bu çocuk hastalığı nasıl oldu? İyileşti hocam. İyileşti. Bu çok çok hastalığı. Sizin sayenizde. Şimdi şunu söyle, biz hep yanında olacağız kadına. Hiç korkmasın, hiç endişe etmesin. Altı çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gelerek yaşam mücadelesi veren Zehra Aziz Seleme'nin Şanlıurfa'da 4 metrekarelik bir mağarada yaşadığını öğrenen Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, ailenin bu şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine kayıtsız kalmadı. İlk etapta kendileri için bir ev kiralanması için yetkililere talimat verildi. Süleymaniye Mahallesi'nde Seleme ailesine tutulan evin tüm malzemelerini de karşılayan Vali İzzettin Küçük, yaşadıkları yeni eve giderek aileyi ve çocukları ziyaret etti. İl Müftüsü İhsan Açık'la birlikte Seleme ailesini ziyaret eden Vali İzzettin Küçük, Seleme ailesinin bundan sonra hep yanlarında olacaklarını dile getirerek evin 2 yıllık kirasını da peşin ödeyeceğini söyledi. Sürekli para versin. Çocuk başına 95 lira. Şimdi istersen müsaade varsa verin diyorum. Versin. Anne, baba, kardeş. Evin ihtiyaçları için de aileye ödeme yapılacağını sözlerine ekleyen Vali Küçük, aileden de ikinci dönem çocuklarını okula göndermesini istedi. Evde yaşayan çocuklara oyuncak hediye eden Vali İzzettin Küçük, daha sonra Eyyubiye ilçesinde kendilerine ev kiralanan Ebu Nasır ailesini ziyaret etti. Gel bakalım, sen gel. Dokuz çocuklu ailenin yine 2 yıllık kira bedelini karşılayacağını belirten Vali İzzettin Küçük, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler için getirilen 10.000 ton kömürü de yine Suriyeli ailelere dağıtacaklarını kaydetti.2 yıldan beri. 2 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 yıldan beri